Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar görgü kuralları ve nezaket dersi 1. dönem 1. ortak yazılı sınav sorularıyla karşınızdayız. Görgü kuralları nedir? Tanımlayınızdaki ilk sorumuz insan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan kurallardır arkadaşlar. Evet, görgü kuralları basit bir cümleyle bu şekilde ifade edilebilir. Tabii görgü kurallarını biliyorsak nezaketin de ne olduğunu bilmemizde fayda var. Çünkü bu iki kavram dersimiz için önemli arkadaşlar. Nezaket nedir? Açıklayınızdaki insanın çevresindekilere karşı gösterdiği kibar ve görgülü davranışlardır. Evet, nezaket de bir cümleyle bu şekilde açıklanabilir arkadaşlar, puanı tam alabilmek adına. Evet, görgü ve nezaket kuralları neden önemlidir şeklinde bir üçüncü sorumuz var. Çünkü arkadaşlar, çünkü diye başlayalım. Çünkü insanların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını, saygılı davranmalarını ve toplumda uyum içinde yaşamalarını sağlar diyelim. Evet, görgü ve nezaket kuralları bundan dolayı önemli diyoruz arkadaşlar. Ve geçiyorum diğer sorumuza. Evet, burada da nezaket ve görgü kurallarına 3 tane örnek veriniz şeklinde bir ifademiz var. Hemen 4. sorumuza başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle başkalarının özgürlüklerine saygı göstermek. Evet, özgürlüklere saygı göstermek. Söz verildiğinde tutmak, ve son madde olarak başkalarının eşyalarını kullanırken izin istemek arkadaşlar. Eşyaları kullanırken izin istemek. Üçüncü maddemiz olarak nezaket ve görgü kurallarına uymamız gerektiğini bizlere hatırlatır. Diğer sorumuzdayız. Ziyaret ve misafirlik kurallarına 3 tane örnek veriniz şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar, şimdi öncelikle randevu saatine uymalıyız ama ondan önce yapmamız gereken şey muhakkak davetli misafir olarak gitmeliyiz. Misafir olmalıyız. Yani çat kapı biz geldik haydi yok. Çünkü ev sahibi müsait mi değil mi onu önceden ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğeri randevu saatine uymalıyız. Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ev sahibinin yer göstermesini beklemeliyiz. Kapıdan girdik. Hemen pat diye bir odaya dalmadan ev sahibinin yer göstermesini beklemeliyiz.
Evet, bu üç konuya dikkat edelim arkadaşlar. Ya bunun haricinde mümkünse hediye ile ziyaret yapılmalı. Kapıyı çaldıktan sonra kapının hemen ağzında değil, biraz daha geride durmalı vesaire. Böyle ince detaylara dikkat ettiğimiz zaman misafirliğimizde yine görgü ve nezaket kuralları içerisinde geçmiş, tamamlanmış olur arkadaşlar. Yemek yerken uyulması gereken nezaket kurallarına sofra adabı denir. Evet, sofra adabı nedir diye sorulabilir. Bir klasik soru daha sizlere. Soru içerisinden soru çıkarabiliriz. Sofra adabı ile ilgili kurallara 3 tane örnek verin şeklinde bir ifademiz var arkadaşlar. Öncelikle yemeğe besmele ile başlamalıyız. Bir diğeri yemeği ağzımızı şapırdatmadan yemeliyiz. Ve bir diğeri de yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız diyelim. Evet, bu üç kurala da yine dikkat edelim arkadaşlar. Dolayısıyla aşırılıktan kaçmamak, ölçülü yemek gerekir, önümüzde yemek gerekir, oturarak yemek gerekir, ağzımızda yemek varken konuşmamak gerekir falan. Bunları da çok rahat madde olarak söyleyebilirsiniz ama 3 tane verildiği için biz de 3 tanesini sizlere hatırlattık. Toplu taşıma araçlarında hangi nezaket kurallarına uymalıyız? 3 tane örnek yazınız ifadesini arkadaşlar. Öncelikle otobüse diyelim veya trene sırayla binmek. Bir diğeri toplu taşıma araçlarında yine yaşlılara, hamilelere ve engellilere yer vermek. Ve son olarak da yine diğer yolculara, normal sağlam yolcular da diyebilirsiniz. Diğer yolculara rahatsızlık vermemek. Yüksek sesle konuşarak, ne bileyim yüksek sesle müzik dinleyerek vesaire. Yani başkalarına hiçbir şekilde rahatsız etmemeliyiz arkadaşlar. Yine bu konuda dikkatli olalım. Selam, barış, esenlik, güven, özür dilerim, kurtuluş gibi anlamlara gelir. Selamlaşma insanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemeleridir. Biriyle karşılaştığımızda iletişim kurmanın ilk yolu ise selamlaşmaktadır şeklinde açıklama var. Peki günümüzde çok sık kullanılan selamlaşma ifadeleri nelerdir şeklinde bir ifade. Hemen aklımıza merhaba geliyor arkadaşlar. Günaydın diyebiliriz. Selamün aleyküm diyebiliriz. Ve bir diğeri de yine hayırlı günler diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar günlük hayatta kullandığımız selamlaşma ifadeleri diyelim, hızlıca geçelim diğer sorumuza. Nezaket, herhangi bir karşılık beklemeden, çıkar gözetmeksizin başkalarına karşı düşünceli, ince ve saygılı davranışlar sergilemektedir. Şimdi biri size nezaket gösterip nazik davrandığında ne dersiniz? Bakın hem birinci soru ve neler hissedersiniz şeklinde soruyu ikiye ayırmış. Birini cevaplarken diğerini sakın unutmayın arkadaşlar. Öncelikle bir teşekkür ederiz değil mi? Buraya bir teşekkür ederiz diyelim. Peki neler hissederiz? Tabii ki mutlu oluruz. Evet, minnettar oluruz. Seviniriz. Ve hoşumuza gider şeklinde diğer sorumuzu da cevaplayabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla size biri iyilik yaptığı zaman zaten bunları söylüyoruz ve hissediyoruz. Diyelim ve geçelim 10. sorumuza. Hasta ziyareti adabına göre neler yapılmalıdır ifadesi. Arkadaşlar ziyaret ilk öncelikle kısa tutulmalıdır.
ziyaretimizi öncelikle kısa tutmamız gerekiyor. Çünkü orası sohbet muhabbet yeri değil. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla ilk ifademiz bu. Şimdi öncelikle yazdığımız bu ziyaret kısa tutulmalı maddesinden sonra şunu diyebiliriz arkadaşlar. Dostlarımızı hemen az samimi olduklarımızı ise iyileşince ziyaret ederiz. Ziyaret etmeliyiz diyelim. Evet, ikinci maddemizde bunu yazabiliriz. Üçüncümüzdeki arkadaşlar, yoğun bakımdaki hastaların akrabaları veya yakınları ziyaret edilmelidir. Evet, yoğun bakımdaki hastaları zaten görüşmemiz mümkün değil. Yakınlarını bile zaten zar zor alıyorlar izinle içeri. Belki 5-10 dakikalığına, ama bizim normalde girme şansımız yok. Ama en azından dışarıda yakınları, akrabaları varsa onlara ziyaret edip hal hatır sormamız lazım. Yapılabilecek herhangi bir şey var mı yok mu onları sormamız lazım arkadaşlar. Görgü kuralları gereği. 11. sorudayız. Ailede görgü kuralları nasıl olmalıdır? 3 tane örnek veriniz ifadesinde. Arkadaşlar, öncelikle anne babamızın özel eşyaları karıştırılmamalı. Evet, karıştırılmamalıdır. Anne baba bile olsa özel eşyalarını karıştırmayacağız arkadaşlar. Diğer insanları, ailedeki diğer insanları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalı. Ve üçüncü madde olarak da yine anne babamıza ev işlerinde yardımcı olmalıyız. Evet arkadaşlar, bunlar da yine ailedeki görgü ve nezaket kurallarından 3 tane maddesi diyebiliriz. Evet, 12. sorudayım. Topluluk içinde konuşurken nelere dikkat etmeliyiz ifadesi. Evet, sınıftasınız. Bir grup konuşma içerisindesiniz. Peki nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle başkalarını dinlemek. Bir diğeri konuşma sıramızı beklemek. Ve bir diğeri de konuşanlara saygılı olmak. Konuşanlara saygı göstermek diyelim. Evet, bu şekilde de yine 12. sorumuzu madde halinde yazabiliriz arkadaşlar. 13'teyiz. Telefon kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? 3 tane kullan yazınız şeklinde bir ifade var ki. Öncelikle kendimizi tanıtmalıyız. Özellikle yabancı birini arıyorsak kendimizi tanıtmalıyız. Tabii bir arkadaşınızı arıyorsanız zaten tanıdıksınızdır, gerek yok, ama genel olarak düşündüğümüzde kendimizi önce bir tanıtmalıyız. Kendimiz kimiz, kimi neden aradık, bunları söylemeliyiz arkadaşlar. Önemli çünkü. Bir diğerine bakalım. Sesimizi orta ayarda kullanmalıyız. Yani ne yüksek ne kısık sesle kullanmalıyız. Bir diğeri de arkadaşlar, yine karşımızdaki kişinin rahatsızlık duyacağı
Konuşma şeklinden uzak durmalıyız diyelim. Yani tatlı dille olması gerektiği gibi konuşmalıyız. Yani sizinle birinin nasıl konuşmasını istiyorsanız sizin de o şekilde konuşmanız gerekir arkadaşlar telefon adabında. 14. sorudayız. Birisine karşı özür dilemek neden önemlidir ifadesi. Özür dilemek dilimizi eskitmez arkadaşlar. Bu çok önemli. Özür dilemek demek ki bir hatamız var ki suçumuzu affettirmek adına, karşımızdakine saygı duymak adına önemli. Neden önemlidir şeklinde bir soru var. Çünkü ile başlayalım. Çünkü hatalarımızı kabul etmek ve karşımızdaki kişiye saygı göstermek anlamına gelir. Bu da görgü ve nezaket kurallarına kurallarının bir gereğidir. Evet, neden özür dilemeniz? İşte bu sebeplerden dolayı dilersek ağzımız eskimez. Üstünlük, erdem göstermiş oluruz. Yine büyüklük bizde kalsın denir ya. İşte tam o duyguyu yaşamış oluruz arkadaşlar. Sınıfta öğrencilere soru sormak istediğimizde nasıl bir dil kullanmalıyız ifadesi? Tabii ki nazik bir dil kullanarak herkesin kendisini rahat hissetmesine özen göstermeliyiz. Evet arkadaşlar, son sorumuza da gelmiş olduk böylelikle. Başkalarının özel eşyalarına nasıl saygı göstermeliyiz? 3 tane madde yazınız şeklinde bir ifade var. Dolayısıyla bunlar önemli şeyler. Yani arkadaşımız deyip almayalım arkadaşlar hemen. Dolayısıyla ifademiz gerçekten önemli. Yani alsak ne olur ki falan demeye lütfen sakın ha yeltenmeyin. Dolayısıyla ilk önce izin alınmadan kullanılmamalı arkadaşlar. Eşyalar izin alınmadan kullanılmamalı. Bir diğeri, alınan eşyalara özen gösterilmeli. Yani dikkatli olmalıyız, bir zarar vermemeliyiz. Ve son olarak da alınan eşyalar kullanıldıktan sonra iade edilmelidir. Yani ben aldım, benim oldu mantığı yok. İşimiz bitince geri vereceğiz diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.